Selamlar. Bini videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size yine yarım saatlik bir farm serisi çekeceğim. Bu sefer rawhide kasacağız. Rawhide pazarda çok giden ve genel olarak crafting'de çok ihtiyacımız olan bir şey. Ama yine de bunu oturup kasmak worth olmayabilir. Başka şeyleri kasıp onları satıp bunu direkt satın almak daha mantıklı olabilir. Geçenki videoda anlattığım gibi. Onu bir görelim bakalım ne olacak. Yine üstümde full skinning set var. Bu sefer deri yüzeceğimiz için. Hepsi skinning. Kolyem de skinning bu sefer. Onun dışında bakalım deri yüzmemde azot var. Yine azot kaç tane kasacağız onu da gösteririm. Buradan yine azot sayacı yaparım videonun sonuna koyarım. Ondan sonra common proficiency booster kullanacağım. Yine videoda söylediğim gibi bu sizi korkutmasın. 2-3 kaldık bir şey diye hatırlıyorum. Onun dışında bir de skinning food'unu havuçları yiyeceğim. Bu 20 dakika. Geçen 20 dakika yarım saatlik pottu. Neyse ben bir şekilde ayarlarım. Yarım saat yapacağım potu. Üstünde sadece 57 tane rawhide var. Onun dışında hiçbir şey yok diyebiliriz. Bunlar üst materyaller. Bunları atmıyor zaten biliyorsunuz. Peki neredeyim? Arkadaşlar Cutlass Key'deyim. Cutlass Key'de Fort Ramos'un şu ışınlama kapısından gelebilirsiniz. Fort Ramos'un etrafında şu önündeki kurtları keseceğiz. Bu kurtları kesmemin sebebi 33 level hayvanlar. 33 level hayvan olmasına rağmen hala rawhide atıyor. Yüksek level bir yer diyebiliriz. Yani rawhide attığı sayı 6 level kurttan daha fazla. O yüzden buradayım. Yine belki daha yüksek level'larda sanırım 40 level üstü bir tick height atıyordu. Belki 38-39 level kurtlar mutlar bir şey bulursanız daha güzel dropları olabilir. Ama ben şimdilik burayı biliyorum diye araç yani burayı biliyorum sadece. O yüzden buraya geldim. Bunları da kullanıyorum ama legendary drop'u var mı yok mu emin değilim. Bu level'daki hayvanlardan legendary deri atmıyor diye biliyorum. Ama yine yapmışken yapmak için onları da basacağım. Hızlandırmış şekilde ben farm'a geçeyim. Yarım saat sonra sizle yine görüşürüz kapatma esnasında. Hadi kaçtım. Evet arkadaşlar vallahi üstüm doldu. Bu kadar kastım. 6600 tane rawhide kasmışız.
Yarım saat olmadı aslında. Kaç? 20-25 dakika, 23 dakika oldu hatta öyle söyleyeyim. Bunun yanında Shadow Fur kasmışız. Bu şanslar sayesinde falan 7 tane çıkmış. Dediğim gibi Legendary Drop'u yok zaten. 60 level mob değil Legendary Drop atmayacağını biliyorum da setim var diye giymiştim zaten. Sonuç bu. Azotu da hesaplarım. Belki moblardan çıkan gold'u falan da eklerim sonuna. Ben şimdi ama bir Everfall'a gideyim. Bir merkeze gideyim. Ondan sonra yine videoyu başlatacağım. Evet, şimdi geldim Everfall'a. Bakalım fiyatları neymiş, neler çıkmış. Şöyle göstereyim öncelikle neler çıktığını tekrardan. Ya şurada ıvır zıvır bir şey çıktı. Bunları toplasan 10-20k bile zor ediyor. Bunları hiç saymayacağım bile o yüzden. Yani bizim şurada odaklanacağımız şeyler şu kadar Rawhide ve şu kadar Shadow Fur. Bakalım önce Shadow'a. Shadow Fur. Tanesi 20k. O iyi lan, çok iyi. Tahmin ettiğimden iyi. 7 kere 20 kaç ediyor? 140 mı? 140 değil mi? 140k falan buradan. Ondan sonra neydi? Rawhide. Gerçi neyse, Everfall'a bakmam yeterli zaten ya. Bütün settlements'ları yapmadım ama yani Everfall'a bakmam yeterli diye düşünüyorum. 12 aslında, bu 12'den çok çabuk satılıyor. Bunlar direkt erir zaten. Sayısı da az. Şurada bir fazla sayı var. Ben bunun ortalama fiyatını çok alıp sattığım için Rawhide'ı biliyorum. Ya yani 17'ye kadar çıkabiliyor. 0.17'ye kadar çıkabiliyor ama ortalama 0.14 ve 15 diyebiliriz. Aslında 3 aşağı 5 yukarı fiber farmı ile aynı oldu. Şöyle hesaplarsam hatta kaç? 6000 kaç tane varmış bizde? 6500 tane diyelim. Birazını çöpe atmak zorunda kaldım. Işınlanamıyordum yoksa. 0.14'ten hesaplayacağım yine. 910k artı 140k'da şey ıvır zıvırlar desek kaç etti? 1050 mi etti? Aynen, 1050 etti. 50'si de vergiye gitse tam 1K, 25 dakikada 1K gibi bir şey. Vallahi fena para değil ha. Yani daha iyi yöntemler kesinlikle var ki zaten ilerleyen videolarda onları da paylaşmak istiyorum. Yanda chart'ı da koydum size. Ne kadar azot kastığımızı ve belki moblardan da sağlam para kasmışızdır. Şimdi pek idrak edemiyorum. Videonun başına da bakacağım paraya, ona göre yazacağım. Skinning level'ını bu sefer size söyleyemeyeceğim. Ama skinning level'ım 200 zaten, söyleyemeyeceğim. Çünkü skinning level'ı kasmak da çok kolay. Bazı rehberlerim var. Onların linkini de aşağıya koyarım. Yani 2 saatte zaten skinninginizi 200 yapıyorsunuz. O yüzden level söyleyemedim yani. Bu videoluk benden bu kadar olsun. 25 dakikada 1K para benim tahminimden iyi. Kesinlikle fiber farmlamanızdan iyi. Şöyle düşünün. Fiber farmlayacağınıza bunu farmlarsınız. Fiber lazımsa bile buradan kazandığınız parayla daha fazla fiber alırsınız. Öyle düşünün. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Gidiyorsa eğer like atıp yorum atar yazarak bunu bana belirtebilirsiniz ve daha fazlasını gelmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.